tavuğa geçtim. Evet. Tavuk buttan yani kemiksiz kalçadan da çok lezzetli oluyor. Hı-hı. Ama tavuk göğüs çok daha çabuk pişiyor. Niye çok daha çabuk pişmesine ihtiyacım var? Çünkü makarna ile aynı anda pişireceğim. Yani tavuk pişmez ve makarna çok pişerse o zaman da bir manası kalmıyor. Görüntü açısından bir manası kalmıyor. Ya pişmemiş tavuk lezzet olarak bence çok fark ediyor Meltem abla. Tavuğun tabii çok iyi pişmesi lazım. Yani bir de hep bahsediyoruz ya yazın mevsim aynen itibariyle aman tavuğa dikkat edin. Ben de sevgili Derya'yı dün tavuk yapacağım diye bir saat tembihledim. Derya'cığım taze olsun öyle olsun böyle olsun. Canım. Tabii insan sağlığı her şeyden önemli. Önemli. Onun için tavuk alırken lütfen dikkat ediyorsunuz. Ve eve gelir gelmez hemen ya pişirin ya hemen kullanmayacaksanız dolabın içinde olması gereken yere kaldırın. Tavuk zehirlenmeleri çok sık oluyor maalesef yazın. Şimdi mesela bak, bu tavuğu haşladın diyelim Meltem abla. O tavuğu mesela haşladın akşam kızartacaksın. Hı hı. O tavuğun o haşlanmış ve dışarıda kalmış hali ne kaç dakika veriyorsun? Yani şöyle tavuk soğuduktan yani şu tavuğu haşladım ve evet akşam yapacağım. Evet. Bir şey yapacağım akşam. Hı. Tavuk soğur soğumaz yani buzdolabına girebilecek soğukluğa geldiğinde hemen tekrar ya kapaklı bir kapaklı tencerede ya da evet camın yani girip içinde çıkmasında problem olmaz yine. Yok dışarıda bırakmıyorum. Yani hı-hı şimdi yaz hani kış olsa bir derece pişmiş dersin ama şimdi yaz dolayısıyla tutmamaya gayret ediyorum. Evet. Bu da önemli bir püf nokta bence Meltem abla. Evet yaptım vallahi. Şimdi bu kısmı biraz el oyalıyor ama bunlar böyle çok şirin oluyor çocuklarınız için. Bence komik bir alternatif. Ha sen onu geçir. Ay senin yaptığın makarna zaten farklı olabilir mi? Bu. İnanamıyorum sana Meltem Açıkel. Demin hani, dedim ya makarnayla. Yani bizim yaptığımız makarna ile Meltem Açıkel'in arasındaki fark efendim buyurun. Makarna ile dedim şey tavuk aynı anda pişmeli. Makarnanın da şey çok pişmesine engel olmalı. Evet. Onun için tavukları böyle küçük küçük parçalara ayırıyorum. Evet. Şimdi buna çok lezzetli güzel bir de yaz sosu yapacağız. Ay çok güzel. Ve piştikten görüntünün sonra görüntünün güzelliğine bak. Evet hepsini harmanlayacağız. Hem değişik oluyor hem ekstra bir yemeğe ihtiyaç olmuyor yanında. Hı-hı. Yani kesin yarım karpuzlu kavunu bir de bu makarnayı koyun tavuklu makarnayı işte size şahane bir yaz yemeği. Ay çok güzel. Şimdi bunları ben yaptıklarımı hemen atacağım ki sosunu da yapabilecek vaziyete gelelim hemen. Hı-hı. Vakit açısından. Şöyle. Buna evet ne isim vereceksin acaba? Bu neye bakayım benzedi? Şimdi ona ben. Bir dakika. Bu arada kaynadı. Şimdi katıyorum. Hı-hı. Açmışken atayım bunları yaptıklarımı. Evet. Hayatım ona şişte tavuk. Şişte tavuk gerçekten. Şişte tavuk makarnası. Aa, evet. Hatta birer ikişer tane bile koyabilirsiniz. Aynen. Ay çok güzel. Görüntünün güzelliğine bakın. Evet çok çok cici. Müthiş. Bu arada ben hayatım istediğini arzu ettiğiniz üzere sayın şefim canım, tabağı doldurmuş durumdayım tabaklarla. Elin dert görmesin ağzını bal yesin çok güzel oldu ellerine koyuyorum sağlık. Koyuyorum sosunu. Koy Meltem evet abla. Onu da fırına atacağız. Hmm. Bak şöyle ben de makarnalara birer ikişer tane sen şiş dedin ya. Evet. Birer ikişer tane şöyle takmaya başladım. Çok güzel oldu. Vallahi pek amaratız bilmiyorum. Çok güzel oldu. Gerçekten eline sağlık. Senin ellerine sağlık. Orada su var mı? Biraz daha ekleyeyim mi diyorsun? Heh. Azıcık daha su ekleyebilirsin var, belki evet üstüne. Yoksa ben vereyim buradan sana. Hı-hı. Çok güzel oldu. Hı. Bunun üstüne bir sarımsaklı yoğurt. Of. Mis. Harika oldu. Şimdi bu gidiyor fırına. Evet. Yaklaşık 20-25 dakika diyorsun yeter. Hadi yarım saat verelim istersen. Hadi yarım kıymaları saat iyice çok bile pişsin. Çıktıktan sonra da yoğurtlu sarımsaklı harika servis bir yapıyoruz. Sos müthiş olabilir efendim. Aslında diyorum bak bu böyle güzel bir menü. Biraz tavuklu makarna aynen, yanında değil mi? Şöyle bir baksan ne kadar evet güzel olur. Aynen. Çok güzel bir akşam yemeği menüsü. Evet. Şimdi onlar orada pişerken şöyle kenara aldım. Tavuklarımı attım. Bunlar için güzel bir sos hazırlamaya çalışacağım şimdi sizin için. Bir yaz sosu, sivri biberli, domatesli. Ama burada şimdi tavuğu elle demeyeceğim sana çünkü şey, onu ben yapacağım devamında. Bu burada pişerken. Şimdi güzelce bu
Haşlansın. Tavuklarıma devam edeceğim. Hemen ellerimi bir sudan geçiriyorum. Her şeye dokunduk çünkü. Evet, her şeye dokunduk. Bu da önemli çok değil mi Meltem abla? Mesela yani bu tahtada başka bir şey... Ha, o benim mesela tavuk tahta. Evet değil mi? Yani tavuk doğradığım kesme tahtasının üzerinde asla et doğramıyorum. Bir iki tane tahta edindim. Aynı anda mı yani yıkansa bile mi? Yani şöyle kullanacaksanız eğer dezenfekte etmeniz lazım. Hmm. Nereye dezenfekte edeceksin? Hmm. Ya yarım limonu keseceksin ortadan, ondan... Ovacaksın üstünü. Ovacaksın. Hatta bir avuçta karbonat gezdireceksin üzerine ki üzerinde biriken bakterileri yok edebilelim. Mutfakta çapraz bulaşma dediğimiz ve zehirlenmelere neden olan bir sürü sıkıntılı durum var. O sıkıntılı durumu yaşamak istemiyorsak eğer buna çok dikkat etmemiz lazım ki tahtalar da içlerinde inanılmaz tutuyorlar değil mi? Tutuyorlar. Bir de onları galiba belli sürede değiştirmek lazım. E tabi yani hem en iyi kalitesini almak lazım. Sağlık açısından çok önemli. Hı hı. Hem iyi dezenfekte etmek lazım. Evet, bir tahta kaşığa ihtiyacım var. Yani bunların hepsi mutfakta son derece önemli. Bu makarnanın sosu mu oluyor? Evet, bu makarnanın sosu. Şimdi bir baş soğanımı güzelce koydum. Biberlerimi içine ilave ediyorum. Tabii ki birazcık tereyağı, makarna ve koymuş olduğum tavuk. Tavuk göğüsü olduğu için biraz yavan bir et tavuk göğüsü. Onun için birazcık tereyağı koydum makarnaya. Biberlerimi doğradım. Tabii ki renk inanılmaz yakışıyor. Müthiş güzel. Şöyle kırmızı biberlerim. Ha, kapta bibermiş. Ben de kapta biber o yazmışlar. Allah kapta Allah. Biber mi yazmışlar? Hayır yani şey hani bir kapta bir kap biber gibi algıladım onu ben aslında. Kap ya biber. Evet. Harika. Bir iki dilim daha atayım. Makarnalarım bir 10 dakika içinde hazır zaten şahane baksana. Pişmiş hale geliyor. Şu anda da pişmek üzere. Evet. Evet. Bunlar kavrulurken içine şöyle domatesimi de attım. Hı-hı. Şimdi bundan sonrası lezzet dokunuşları. Sevdiğiniz baharatlar, makarnaya yakıştırdığınız fesleğenden tutun da sevmiş olduğunuz her şeyi koyabilirsiniz. Fesleğen çok güzel olur. Çok yakışıyor fesleğen ama ben sarımsak soslu yapacağım bugün. O da hiç çok yakışıyor. Sevmez sarımsak Meltem abla. Bunu çok seviyorum evet, sarımsağı. Ben de çok ya. Seviyorum. İnanılmaz. Her şeye koyabilirim yani. Tuz, karabiber geldi. Pul biberin. Acısı olmazsa olmaz dedim. Şimdi bu kaynarken içine bolca sarımsak atıyorum. Bakar mısınız koyduğu sarımsak burada 2-3 diş bolca. Var. 4 diş var. Evet aynen. 4 diş sarımsağım var. Onlar böyle kendi içinde güzelce pişerken. İşte bu kadar. Hemen şöyle makarnamı karıştırıyorum. Pardon acıdım nevi. Bakalım. Aa çok güzel. Böyle oldu. Dağılmadı da yani. Yok yok şu vaziyette. Ay Eren bayılır mesela böyle bir makarnaya. Evet çocuklar gerçekten çok seviyor bu tip şeyleri. Mesela bunu kremalı da yapabilirsin istersen. Sosunu istediğin gibi yapabilirsin. Evet. Mesela biz bunu geçen sene hatırlar mısın? İlk yaptığım sosisle yapmıştım. Sosisli makarna diye. Evet. Çocuklar çok seviyor ama hani biraz şarküteriden uzak durmak istiyorsak eğer alternatif ne olabilir diye düşündüğümde en güzel alternatif makarnayla aynı zamanda pişen alternatif görmüş olduğunuz gibi tavuk. Onun müthiş. İçin gösterebilecek miyiz acaba? Göstereceğiz bak. Servise buraya mı alacaksın? Şöyle alayım. Yok hemen servis tabağı getireceğim bak. Şöyle. Tavuklar pişir denebilir. Şimdi biraz da sos da birlikte o kaynayacak orada da pişecek. Ya. Evet, bu kadar galiba. Var mı diyorum. Bir tane yani daha var. Kaçıyor. Yok dur servis tabağımı getireyim. Tamam, vakit biter koyamam. Çok komik. Evet yakaladım hayatım. Yakaladın mı? Hı-hı. Süpersin. Evet. İşte bu kadar. İşte size tavuklu, bol soslu bir makarna tarifi. Yani kokuya efendim. İnanamazsınız yani. Mis gibi Aşkım, değil mi? Buyurun. Evet. Şimdi tabii bu kadar sosa biraz daha tavuklu makarna olması icap ediyordu. Hı hı. Siz evde kendi ölçünüze göre vermiş olduğumuz ölçüyü tam olarak yaptığınızda acayip doyurucu, şahane, bütün aileyi mutlu edecek nefis bir makarnanız olacak.
Çok, çok güzel gözüküyor. İşte bu kadar değil mi? Evet. Alalım mı biraz? Şöyle geleyim mi bak gel. Of 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 of. Onu şöyle boca edelim. İşte buyurun. Müthiş. Evet. Afiyet olsun. Sofralarınız bereket olsun. Allah. Allah. Nefis. Bilmiyorum kim yer yani şu anda. Gerçekten harika. Ellerine sağlık hayatım. Canım, senin de ellerine.